Allah kabul etsin. Bugün yine beraberiz. Bugün öykü Ankara taraflarından. Evet. Hacı Bayram Veli'nin dövdüğü Zülfadi, yani Solfasol köyünden. Başlığı da alabilirsen al. Dinleyelim bakalım ne buyurmuşlar. Hacı Bayram-ı Veli'nin doğduğu Zülfat, Solfasol köyünden bir genç askere çağrılmıştı. Yetim olan bu temiz genç, babasından kalma birkaç altınını, annesinden kalan hatıra, bilezik ve küpeleri emanet edecek bir kimse bulamadı. Hepsini küçük bir çekmeceye koyup Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesine getirdi. Türbeyi ziyaret edip, "Ya Hazreti Hacı Bayram-ı Veli, beni vatani vazifemi yapmam için çağırdılar. Annemden ve babamdan kalma şu hatıraları emanet edecek bir kimse bulamadım. Bu küçük çekmeceyi Zat-ı Ali'nize emanet ediyorum. Eğer askerden dönersem gelir alırım," dedi. "Şayet dönmezsem istediğiniz bir kimseye verebilirsiniz," diye müracaat etti. Sonra çekmeceyi sandukanın bir kenarına koyarak ayrıldı. Aradan yıllar geçti. Gencin askerliği bitti ve emanetini almak üzere Hacı Bayram-ı Veli'ye geldi. Ziyaretini yaptıktan sonra çekmeceyi koyduğu yerde buldu. Hiç dokunulmamıştı. Orada türbeyi bekleyen türbedara, "Bu çekmece benimdir. Askere gitmeden önce emanet bırakmıştım, şimdi alıyorum," dedi. Türbedar, "Tabii. Alabilirsen al. Çünkü ben bir defasında bu çekmecenin yerini değiştirmek istedim. Fakat bütün uğraşlarıma rağmen yerinden bile oynatamadım. Bunda bir hikmet olduğunu düşünerek bir daha elimi bile sürmedim," der. Genç çekmecenin yanına gelip Hacı Bayram-ı Veli'ye teşekkür eder ve emanetini alıp köyüne geri döner. Kısadan ise...